Günlük stresle nasıl başa çıkabilirim? Değerli dostlar, hepimizin hayatında bizi strese sevk eden birçok olaylar vardır. Birçok insanlar vardır. Tüm bunlardan kurtulmak, onları sıfıra indirmek neredeyse imkansızdır. Bu da bize şunu gösterir. Biz stresle başa çıkmayı öğrenmek zorundayız. Stresten kaçmayı ya da stressiz bir hayat kurmayı değil çünkü biz ne yaparsak yapalım bize karşı stresle gelecek kişiler mutlaka vardır ve o stresi biz çekeceğiz. Bu nedenle böyle olaylarla karşılaştığımızda yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi yeniden çerçeveleme yöntemidir. Yani reframe dediğimiz bu yöntemde kişiler düşündükleri ve kendisine stres yarattığını bildikleri konuyla ilgili olaya farklı bir bakış açısıyla, başka bir değerlendirmeyle bakmak durumundadırlar. Bunu şöyle izah edebiliriz. İnsanlar düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını sözcüklerle belirlerler çünkü önce düşünmek için sözcük kullanırız. Biz bir olay ve olguya bu çok stresli, bu çok gerici, bu çok sıkıntılı diye tanım getirirsek inanın beynimiz savunmayı buna göre geliştirecektir. O yüzden biz karşımıza çıkan ve bize stres verdiğini bildiğimiz bir konuyla ilgili önce sözcüklerimizi düzenlememiz gerekir. Onu aşabileceğimizi, onun içerisinden bize Allah'tan bir ilahi ilham olup olmadığını, bir ikram olup olmadığını kontrol ederek kendi hayatımıza o stresi sokmak yerine onu kapının dışarıda bırakmak için bir çalışma yapabiliriz. Tüm bunların elbette birçok yöntemi, birçok çalışması var ama en basit şekilde söylediğim şey stres yaratan konuya başka bir bakış açısından bakarak çözüme, ortak duruma gelin. Sonuca ortak duruma gelin. Sebebe ve sıkıntının kendisine, yani kilitlenmeye, çözümsüzlüğe ortak olmayın.